1. Gıyasettin Keyhüsrev'in Alaşehir Muharebesi'nde şehit düşmesinin ardından ülkede yas hakim olmuş ve tahta kimin geçeceği merak konusu olmuştu. Taht için iki aday söz konusuydu. Biri Gıyasettin'in büyük oğlu Malatya Meliki İzzettin Keykavus, diğeri de küçük oğlu Tokat Meliki Alaaddin Keykubat'tı. Devlet erkanı Gıyasettin Keyhüsrev'in vefatından sonra Kayseri'de toplanmış ve Malatya Meliki bulunan Keyhüsrev'in büyük oğlu 1. İzzettin Keykavus'u saltanat tahtına geçirmeye karar verip onu Kayseri'ye davet etmişlerdi. Şehre gelen İzzettin Keykavus törenle Anadolu Selçuklu tahtına oturdu. Fakat çok geçmeden bunu haber alan Tokat Meliki Alaaddin Keykubat beraberinde Erzurum Meliki, uç emirleri ve Ermeni Prensi 2. Leon ile birlikte taht iddiasıyla Keykavus'un bulunduğu Kayseri'yi kuşatma altına aldı. Bu sırada ülkedeki taht kavgasından istifade eden Ermeni Prensi, Anadolu Selçuklu topraklarından Karaman, Ereğli ve Ulu Kışla'yı kendi ülkesine katarak ilerlemişti. Kuşatma uzun sürmüştü. Lakin Kayseri valisinin yoğun çalışma ve çabalarıyla önce Ermeni Prens Leon'un daha sonra da Tuğrul Şah'ın kuşatmayı bırakıp memleketlerine dönmeleri sağlandı. Bunun üzerine başarılı olamayacağını anlayan Alaaddin Keykubat da kuşatmayı kaldırıp Ankara'ya çekildi. Böylece Kayseri tehlikesinden kurtulan Keykavus Konya'ya gelip büyük bir törenle Selçuk tahtına oturdu. İznik İmparatoru Laskaris, İzzettin Keykavus'a 30 bin altın ve değerli hediyeler göndererek Gıyasettin Keyhüsrev için taziyelerde bulundu. Keykavus'a barış önerisinde bulundu. Sultan, Laskaris'in bu önerisini o zamanki siyasi şartlara uygun bularak kabul edip her iki devlet arasında bir barış anlaşması imzalandı. Sultan İzzettin Keykavus, ülkede huzursuzluğa sebep olan kardeşi Alaaddin Keykubat'ı tam anlamıyla itaat altına almak amacıyla Konya'da ordusunu hazırlayıp Ankara üzerine yürüyerek onu şiddetle kuşatıp sıkıştırdı. Kuşatmanın uzun sürmesi ve direnmenin başarı sağlayamayacağını anlayan Keykubat, kendisine ve kent halkına dokunmayıp eman vermesi şartıyla sultana teslim oldu. Böylece Ankara'yı teslim alan Keykavus, sancağını şehir burçlarına diktirdi. Sarayından alınan Keykubat 1213 senesinde Malatya'da hapse atıldı. İzzettin Keykavus, devletinin dahili ve harici sorunlarını olumlu bir şekilde çözümledikten sonra, özellikle Türkiye topraklarında yoğunlaşan uluslararası ticaret yolları dolayısıyla vaktiyle babası Sultan Gıyasettin Keyhüsrev'in uyguladığı siyaseti sürdürerek bir takım iktisadi etkinliklerde bulundu. İlk önce Avrupa ile Türkiye arasında bir ticaret köprüsü durumundaki Kıbrıs ile iyi ilişkiler kurarak bir ticaret anlaşması imzaladı. Bu anlaşma ile her iki devlete ait tacirlerin birbirlerinin ülkelerine serbestçe girip çıkmaları için kolaylıklar temin edilmişti. Aynı anlaşma Venedikliler ile de yapılmıştı. Kervan yollarının üzerine sıkça kervansaraylar inşa ederek yolların güvenliğini sağladı ve vergiler çok düşük tutuldu. Ancak kervan yolu Antalya'dan Sinop'a, oradan da deniz yoluyla Kırım'a gidiyordu. Sinop şehri Trabzon Rum İmparatorluğu'nun elindeydi. Rumlar bu kervanlardan yüksek vergi alıyor, gerekli güvenlik önlemini almıyor ve kervanların yağmalanmasına sebep oluyordu. Bu yüzden tüccarlar bu yolu tercih etmekte kararsız oluyordu. Sultan, Sinop hakkında geniş malumat alarak orduların Sivas'ta toplanmasını emretti. Burada hazırlanan büyük bir orduyla Sinop'a yöneldi. Ancak önden casuslar ve öncü birlik göndermişti. Bu öncü kuvvetler kurdukları bir pusuyla Rum hükümdarı Alexios'u avlanırken yakaladılar. Ellerini bağlayarak sultanın huzuruna getirdiler. Sultan İzzettin Keykavus, Alexios'un serbest bırakılması karşılığında Sinop'un Selçuklulara bırakılmasını ve Rum İmparatorluğu'nun Selçuklu'ya tabi olması ve yıllık vergi ödemesi şartlarını sundu. Mahkum olan Alexios bu teklifi kabule
mecbur kaldı. Alexios'un serbest bırakılması karşılığında Sinop Selçuklu'ya bırakıldı ve Trabzon Rum İmparatorluğu Selçuklu vassalı haline geldi. Bu sayede tacirlerin geçişindeki sıkıntılar tamamen ortadan kalkmış oldu. Ülke iktisadi anlamda altın çağını yaşamaya başladı. Devletin gelirleri hızla artarken vaktiyle sultanın kardeşiyle arasındaki taht mücadelesi sırasında Selçuklu topraklarını işgal eden Ermeni kralına karşı harekete geçildi. Çetin savaş ve muhasaralarla Ermenileri mağlup eden sultan, Ermenileri yıllık vergiye ve gerektiğinde askeri yardım taahhüdüne mecbur bıraktı. Bu sayede Anadolu-Suriye ticaret yolu da güvence altına alınmıştı. İpek yolu, Antalya ve Suriye yolu üzerinden gelen tacirlerden alınan vergilerle Anadolu ticaret kervanlarının merkezi durumuna gelmişti. Bununla yetinmeyen Sultan İzzettin Keykavus, gözünü Mezopotamya'nın en büyük ticaret şehirlerinden olan Eyyubilerin elindeki Halep'e dikmişti. Lakin Eyyubilere tek başına meydan okuması tehlikeli olacağından Eyyubi devletindeki gelişmeleri yakinen takibe almıştı. Halep'i ele geçirme fırsatı ise Halep Eyyubi hükümdarı Melikü'z-Zahir'in ölümünün ardından küçük yaştaki oğlu Melikül Aziz'in tahta çıkmasıyla gelmişti. Sultan İzzettin Keykavus, Selahaddin Eyyubi'nin büyük oğlu olan Melik Efdal ile ittifak kurarak Elbistan üzerinden Halep'e yürüdü. Raban, Merzupan ve Münbiç'i ele geçirdi. Halep'e girmeye hazırlandığı sırada Melik Eşref, Artuklu hükümdarı ile ittifak kurarak Selçuklu ordusuna saldırdı ve orduyu ağır bir yenilgiye uğrattı. Bu durum üzerine Melik Efdal taraf değiştirince Selçuk ordusu geri çekilmeye başladı. Melik Eşref orduyu takip ederken Selçuklu'nun ele geçirdiği kaleleri de geri almıştı. Şimdiye dek giriştiği bütün seferlerden başarı ve zaferle dönmüş olan Sultan İzzettin Keykavus, ihanete uğradığını sabit fikir haline getirmiş, bu nedenle ağır bir ruhi bunalıma kapılmıştı. Bunun sonucunda şüphelendiği bazı emirlerini bir eve toplattırıp evi ateşe vermek suretiyle yaktırdığı rivayet edilir. Söz konusu başarısızlığı bir türlü kabullenemeyen Sultan İzzettin Keykavus, Eyyubi devletine karşı yeni bir intikam seferi düzenleme kararı aldı. Artuklu hükümdarı, Erbil hükümdarı ve diğer bazı yöresel emirlerle gittikçe kuvveti artan Melik Eşref aleyhine anlaşmalar yaptı. Daha sonra müttefiklerinin de katıldığı büyük bir orduyla Malatya'ya ulaştı. Fakat şiddetlenen hastalığı sebebiyle tedavi için getirildiği Viran şehirde vefat etti. Naaşı Sivas'ta inşa ettirdiği Darüşşifa'daki türbesine gömüldü. Sultan İzzettin Keykavus, 8,5 yıl süren saltanatı devresinde Anadolu Selçuklu Devleti'nin siyasi ve iktisadi bakımlardan yükselmesinde çok büyük çabalar göstermiş, Anadolu Selçuklu Devleti'ni dünyanın en büyük ekonomik güçlerinden biri haline getirmişti. İzzettin Keykavus, vefatının ardından geriye bir varis bırakmamıştı. Selçuklu ailesinden sultan olacak birinin tespiti için devlet erkanı toplandı ve Minşar Kalesi'nde hapis tutulan Alaaddin Keykubat'ın tahta geçirilmesi kararlaştırıldı. Derhal hapisten çıkartılan Alaaddin Keykubat, Sivas'a gelerek büyük bir törenle Anadolu Selçuklu tahtına oturdu. Alaaddin Keykubat, tahta oturur oturmaz ilk icraat olarak Konya, Kayseri ve Sivas olmak üzere birçok şehirleri muhteşem surlarla ve kalelerle teçhiz ederek müdafaaya hazırladı. Eyyubi devleti ve civardaki Müslüman devletlerle dostluk kurmaya çalıştı. Zira Müslüman ülkeler
birbirleriyle uğraşırken doğuda Moğollar feci şekilde palazlanmış ve tüm dünyayı altüst etmeye başlamışlardı.